Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 yılı Şubat ve Mart ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir karşınıza çıkacak arkadaşlar. Mutlaka her soruyu detaylıca dinleyin. Soruları bu şekilde ezberlemeyin. Bunu önermiyorum. Soruların mantığını kavramanız daha faydalı olacaktır. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki mevcut. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Sizleri takip ediyoruz. En fazla doğru yapan arkadaşımızı yorumlarda en üste sabitleyeceğim. Ona göre soruları dikkatli okuyun arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A 5 metre, B 10 metre, C 15 metre, D şıkkı ise 20 metre. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 15 metre dışına park edebilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır? A. Kanamanın durdurulması için. B. Dolaşımın değerlendirilmesi için. C. Kemik kırıklarının tespit edilmesi için. D şıkkı ise yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Öksürmesi engellenir. B. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. C. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. D şıkkı ise durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Öksürmesi engellenir. Aşağıdakilerden hangisi bujinin görevidir? A. Aküyü şarj etmek. B. Karışımı ateşlemek. C. Yüksek akım üretmek. D. Aküye akım göndermek. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Bujinin görevi karışımı ateşlemektir. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? A. Kafa yaralanmaları. B. Beyin zarı iltihabı, menenjit. C. Kaburga çatlakları. D. Zehirlenmeler. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kaburga çatlakları koma halinin nedenlerinden değildir. Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Yarası sarılarak uyutulur. B. Yaralı bölgeye sıcak uygulama yapılır. C. Solunum yolu açık tutularak sevk edilir. D. Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Solunum yolu açık tutularak hemen sevk edilir arkadaşlar. 2019 yılında trafik kazalarında ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırılıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A. Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir. B. Trafik kazaları önlenebilir. C. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vurgulanmaya çalışılan şey trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Budur arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? A. Volan, B. Diferansiyel, C. Aks, D. Vites kutusu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Vites kutusudur arkadaşlar. Araca bindiğimizde en çok elimizde tuttuğumuz şey direksiyondan sonra vites kutusu. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur?
A. Isıtma bujisinin arızalı olması. B. Hararet mişirinin arızalı olması. C. Enjeksiyon basıncının yüksek olması. D şıkkı ise beslenme pompasının fazla yakıt göndermesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Isıtma bujisinin arızalı olması soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur. Hatırlarsanız eskiden Şahin araçları sabah yiterlerdi, vurdururlardı arkadaşlar. İşte soğuk havalarda geç çalışmasına neden oluyor. Devam edelim. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Alternatörün şarj etmediğini. B. Emniyet kemerinin takılmadığını. C. Motor yağ basıncının düştüğünü. D. Motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Alternatörün şarj etmediğini bildirir. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? A 15, B 20, C 30, D 50. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15 metre mesafede duraklamak yasaktır. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğunu gösterir? A. Radyatör, B. Termostat, C. Yağ filtresi, D. Devri daim pompası. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Termostatın arızalı olduğunu gösterir. Holger Nielsen sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Resimde görüyorsunuz nefes verme ve nefes alma şekilleri var. Şıkları okuyorum. A. Bilinç kaybının düzelmesini. B. Kalbin çalışmasını. C. Nefes vermesini. D. Nefes almasını. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Nefes vermesini sağlar. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve ceza işlem nedenidir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Sol şeridin sadece sollamalarda kullanılması. B. Trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak. C. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek. D. Geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Arkadan yüksek hızda gelen lüks araçlara yol vermek olamaz arkadaşlar. Bu nedenlerden biri olamaz. ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kalkışta patinajı önler. B. Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. C. Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. D. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır arkadaşlar. ABS fren. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılamaz? A. Yolların buzlu ve kaygan olması halinde. B. Görev hali dışında. C. Trafiğin yoğun olduğu karayollarında. D. Şehirler arası karayollarında. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Görev hali dışında kullanılamaz. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? A. Hırçınlık, B. Bencillik, C. Sorumluluk, D. Hoşnutsuzluk. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sorumluluk görevini yerine getirmemiş olur. Motorlu araçların nokta nokta sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Katılım belgesi, B. Eğitim sertifikası, C. Sürücü belgesi, D. Sürücü sertifikası.
Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Yani boş bırakılan yere sürücü belgesi kelimesi yazılmalıdır. Sırada yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Tünel yaklaşımını. B. Sola mecburi yönü. C. Sola tehlikeli devamlı virajı. D. Dönel kavşak yaklaşımını. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dönel kavşak yaklaşımını bildirir. Karın bölgesinde yaralanma olanlara aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? A. Meyve suyu içirilmesi. B. Şoka karşı önlem alınması. C. Yara yerinin soğuk tutulması. D. Yara yerine göre uygun pozisyon verilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Meyve suyu içirilmesi yasaktır. Bu yanlıştır arkadaşlar. Yapmamamız gerekir. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? 1. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması. 2. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması. 3. Uzun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Şıkları okuyorum. A yalnız 1, B 1 ve 2, C 2 ve 3, D 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 2 ve 3'tür arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çakıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasına turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A. Yakınları geldikten sonra. B. Hiçbir müdahale yapılmadan önce. C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hayati tehlikelerine karşı tüm önlemler alındıktan sonra. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A 50, B 70, C 80, D 90. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. 50 kilometredir. Yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 kilometre. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, trafik kazalarında nokta nokta sayılan hallerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A. Asli kusur. B. Tali kusur. C. Yol kusuru. D. Kusuru paylaştırma. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere asli kusur yazılmalıdır arkadaşlar. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Hemlik manevrası. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İtfaiyeci yöntemi. Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A. Şok pozisyonu. B. Sırt üstü yatış pozisyonu. C. Yarı yüzün koyun yan pozisyon. D. Baş geride yarı oturuş pozisyonu. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yarı yüzün koyun yan pozisyon verilmelidir. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak. B. Araç içi ışıkları yakmak. C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak.
D. Sadece park veya sis ışıklarını yakmak. Soruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Yeterince aydınlatılmamış diyor. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Uzağa gösteren ışıkları yakmak zorundadır. Kavrama debriyaj sistemi, motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesinde veya kesilmesinde görev yapar? A. Volana, B. Marş motoruna, C. Fren balatalarına, D. Vites kutusuna. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Vites kutusuna. Ekranda görüyorsunuz bir trafik polisi var ve elinde ışıklı işaret cihazı var arkadaşlar. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? A. Dur işareti, B. Geç işareti, C. Yavaşlatma işareti, D. Hızlandırma işareti. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dur işareti anlamındadır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir? A. Klimanın açılması, B. Koltuğun ayarlanması, C. Aynaların ayarlanması, D. Emniyet kemerinin takılması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Klimanın açılması ilk yapmamız gereken şeylerden birisi değildir arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? A. Kırmızı ışıkta, B. Sarı ışıkta, C. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, D. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şehirler arası karayollarının yapım ve bakımından sorumludur? A. İl Belediye Başkanlığı, B. Emniyet Genel Müdürlüğü, C. Karayolları Genel Müdürlüğü, D. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü'dür arkadaşlar. Yolların yapım ve bakımını yapan Karayolları Genel Müdürlüğü'dür. 88-89 kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A. Fren mesafesini, B. Duruş mesafesini, C. Takip mesafesini, D. İntikal mesafesini. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Takip mesafesini ifade etmektedir. Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Hemlik manevrası uygulayan bir ilk yardımcının uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 1. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. 2. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır. 3. Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konulur. Şıkları okuyorum. A 213, B 231, C 312, D 321. Bu sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 2, 3 ve 1 sıralaması ile yapmanıdır. Yani sol tarafta gördüğünüz şıkları 2, 3 ve 1 sıralaması ile yapmanıdır. Şekilde görsel bir sorumuz var. Lütfen sınavda görsel sorulara dikkat edelim. Özellikle görsel sorunun içindeki tabelalara dikkat edelim. Bu görsel sorular çok kolay geliyor. Sınavda böyle hemen geçiyoruz. Hemen geçiyoruz. Ama olmaz arkadaşlar. Dikkat edeceğiz. Bizi yanıltıyor. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? A. Araçların takip mesafesine uyması. B. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi. C. 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi. D. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını arttırması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi yasaktır. Zaten tabelada da görüyorsunuz. Alttaki yuvarlak tabelada. Sol tarafta bir kamyon var ve kırmızı şeklinde. Yani kamyonlar sollama yapamaz anlamında.
Aşağıdakilerden hangisi kara yolunda bozuluk kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir? A. Vitesin boşa alınması. B. Araçta gözcü bulundurulması. C. Aracın kapılarının açık tutulması. D. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır? A. Sağa ve sola dar. B. Sağa ve sola geniş. C. Sağa dar, sola geniş. D. Sağa geniş, sola dar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sağa dar, sola geniş şeklinde olmalıdır. Aşağıdaki durumların hangisinde Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A. Kavşaklara yaklaşırken. B. Sağa ve sola dönerken. C. Bir başka araç tarafından çekilirken. D. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken ceza verilmez. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Korna çalıp yayayı uyarması. B. Geçiş hakkını yayaya vermesi. C. Geçiş hakkını kendisinin kullanması. D. Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçiş hakkını yayaya vermesi. Öncelik yayaların arkadaşlar. İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir? A. Aşırı susuzluk hissi. B. Nemli ve soğuk deri. C. Yavaş ve güçlü nabız. D. Hızlı ve yüzeysel solunum. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yavaş ve güçlü nabız. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı, diğer sürücüler tarafından normal hava şartlarında en az kaç metre mesafeden görülebilmelidir? A. 150 metre. B. 100 metre. C. 75 metre. D. 50 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Normal şartlarda 150 metre mesafeden görülmesi lazım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur? A. Aşırı hız yapılması. B. Frenlerin ayarsız olması. C. Rölanti ayarının bozuk olması. D. Lastiklerin havasının az olması. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşırı hız yapılması yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur arkadaşlar. Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstünde yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar. Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir? A. Benzinli motor. B. Dizel motor. C. Elektrikli motor. D. Buharlı motor. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dizel motora aittir arkadaşlar. Bu anlatılan çalışma prensibi dizel motora aittir. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 santim aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? A. Solunumu düzensiz olan. B. Kalbi düzensiz çalışan. C. Solunum sayısı azalan. D. Kalbi duran. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kalbi duran hastaya 4-5 santim aşağı inecek şekilde basınç uygulanır. Yani kalp masajı yapılır arkadaşlar. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 santim yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A. Şok durumu. B. Beyin kanaması. C. Ayak bölgesinden yılan sokması. D. Akciğer zedelenmesi ve kanaması.
Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şok durumu. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir? A. Lastik tekerlekli traktör. B. Motorlu bisiklet. C. Kamyon. D. Otobüs. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Lastik tekerlekli traktörü kullanabilir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? A. Üretim ve refah kayıplarının yaşanması. B. Karayollarının zamanından önce yıpranması. C. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması. D. Açılan çok sayıda hava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması değildir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var yine. Lütfen tabelalara dikkat edelim. Çok önemli. Özellikle sınavda. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 3, D 2 ve 4. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 2 ve 4 numaralı araçların kesinlikle o çizilen oktaki yöne dönmesi yasak arkadaşlar. Neden? Çünkü U dönüşü yasak. Görüyorsunuz biri yukarıda biri aşağıda araçların. 2 ve 4 numaralı araçlar. U dönüşü yapmak yasak. Çünkü tabela var. Dönemeyiz. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık olması. B. Bilinç seviyesinin artması. C. Vücut sıcaklığının artması. D. Nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması şok belirtilerindendir. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Soruları bu şekilde ezberlemeyin. Lütfen soruların mantığını kavrayın. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altındaki yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımızdan da bize sorabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında Instagram hesabımızın linki mevcut. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Ve en önemli yer, lütfen bize destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.